Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube'dan Bay Yeşil Baben. İyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler ya da iyi sabahlar. Artık siz şu an hangi zaman diliminde yer alıyorsanız lütfen onu üzerinize alının. Arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Ramazan geldi elhamdülillah, birkaç günlüğü de yedik ama çok şükür her şey çok güzel gidiyor. Tabii ki Ramazan konusunda. Yoksa otomobil piyasasında maalesef hiçbir şey iyi gitmiyor. Çeri geldi bir ümit, ülkemize girdi biliyorsunuz ama hayallerimiz yıkıldı çünkü çok çok değişik şeyler yaşanıyor bize söylenenlerin dışında Çeri ile alakalı arkadaşlar. Çeri ile ilgili ayrı bir video yaptım. O videoyu izlemenizi tavsiye ederim çünkü bize gönderilen çerilerde büyük bir aldatmaca söz konusu şu anda. Tabii ki bu videomuzun konusu o değil ama oraya da değinmek istedim. Bu videomuzun konusu TOGG. Hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar, elektrikli otomobiller zaten tam bir muamma. Çok yeni teknolojiler. Hele hele bir de bizim TOGG'umuz daha ilk kez piyasaya çıkan, daha önce hiçbir kullanıcı tarafından deneyimlenmemiş, tecrübe edilmemiş, neler çıkartabileceği, başımıza ne sorunlar açabileceği ile ilgili bilgimizin olmadığı bir model ve doğal olarak bu modelle ilgili bazı endişelerimiz var. Bunlardan en önemlisi garanti konusu. Garanti konusunda TOGG açıklama yaptı. Tam 4 ayrı garanti verdi araçla ilgili 4 ayrı yerine. Ama bizi en çok düşündüren ve aklımızı en çok kurcalayan soru şu: TOGG'un bataryaları ya da elektrikli otomobillerin bataryaları bir şekilde bozulursa ya da o bataryaların ömrü biterse bunlar çöp mü olacak? Markalar bunlara ne kadar garanti veriyor? TOGG buna ne kadar garanti verdi? Bunların hepsini sizlere tek tek açıklayacağım arkadaşlar, anlatacağım bu videoda. Ama videoya eskiden olan 200 bin aboneleri geçen Bay Yeşilbağ kanalımızdaki klasik girişimizle girdik. O yüzden sizlerden bu girişin hatırına bir ricada bulunmak istiyorum. Malumunuz o kanal artık yok. Yeni kanaldayız. 35-40 bin abonelere doğru gidiyoruz ama daha hızlı büyümek adına sizden kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Videoları beğenip yorum yaparsanız da bizi çok çok mutlu edersiniz. Bir de Facebook kullanıyorsanız Face'te açtığımız ve çok kısa sürede çok yüksek abone sayısına ulaşan Bay Yeşilbağ sayfamıza da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Artık Facebook'ta da varız ve orada bize gönderdiğiniz mesajlara çok daha hızlı geri dönüş yapabiliyoruz. Bu iki hatırlatmayı ve ricayı yaptıktan sonra gelin videomuza geçelim. TOGG ne kadar garantili? Özellikle en önemli konu bataryaları ne kadar süre fabrika tarafından, marka tarafından garantilenmiş? Hep birlikte görelim. İyi seyirler. Türkiye'de satışta olan her sıfır otomobilde biliyorsunuz en az 2 yıl garanti süresi vermek zorundasınız. Hatta biliyorsunuz bazı markalar, ki özellikle Volkswagen markası, 2 yıldan fazlasını parayla satıyor. Biraz daha fazla para verirseniz aracınızın garanti süresini uzatırız diyorlar. Yani uzatılmış garanti satıyorlar. TOGG ne yapmış derseniz arkadaşlar, TOGG bence bu konuda birazcık cimri davranmış. 3 yıl ya da 100 bin kilometrelik bir garanti süresi sunmuş arkadaşlar. Bu genel garanti. Bakın 4 ayrı garantisi var TOGG'un arkadaşlar. Bu sadece genel dediğimiz, bildiğimiz klasik anlamdaki garanti arkadaşlar. 3 yıl 100 bin kilometre. 3 yıl önce dolarsa 100 bin kilometrenin anlamı yok. 100 bin kilometre önce dolarsa da 3 yılın anlamı yok. Hangisi daha önce dolarsa garanti süreniz öyle bitiyor arkadaşlar. Ama şöyle bir gerçek var maalesef. TOGG yepyeni bir otomobil. Evet, yerli malı yurdun malı ama bu aracın piyasaya çok daha özgüvenle çıkması lazım. Mesela Hyundai'nin yaptığı 7 yıl 80 bin kilometrelik, belki adam çok kullanmıyor aracını ama uzun yıllar o aracı kullanmak istiyor ve garantisinin de olmasını istiyor. Hyundai'nin veya Honda'nın veya Toyota'nın sunduğu 7, 8 yıl, 10 yıllık garanti sürelerini en azından ek seçenek olarak da olsa bunların yanına eklemesi gerekiyordu bence ki müşterilerine ve Türk kullanıcılarına biraz daha fazla değer verdiğini ya da onlara bu aracın çok daha güvenilir olduğunu anlatabilmek, kanıtlayabilmek adına. 3 yıl 100 bin kilometre, kimse kusura bakmasın, bence birazcık az ama yine de bu hani aracı gömüyoruz gibi bir eleştiri değil arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Bu birinci garanti paketiydi. İkincisi de 3 yıl boya garantisi var arkadaşlar. 3 yıl boyunca eğer aracın boyasında bir sıkıntı yaşanırsa garantili olarak hiçbir ücret ödemeden o sorunu TOGG halledeceğinin taahhüdünü sundu. Yani genel garantiyle birlikte 3 yıllık da boya garantisi TOGG'da var arkadaşlar. Bir de paslanmazlık garantisi var. Yani diyorlar ki biz aracımızın çeliğine, demirine, ne kullandıysak bunda, bunlara güveniyoruz. Bunun paslanmayacağını iddia ediyoruz ve tam 12 yıl paslanmazlık garantisi veriyoruz. Bu genelde bütün markalarda böyle çok yüksektir arkadaşlar. Çünkü eskiden olduğu gibi Tofaşlarda, Şahinlerde olduğu gibi kolay kolay paslanmıyor yeni araçlarımız. Eğer çok çok kötü şartlarda aracı tutmuyorsanız, saklamıyorsanız, yani sizin otoparkınız suyun içinde değilse ya da sürekli yağmur alan bir yerde aracı bırakmıyorsanız veya hep çamurun içinde gezmiyorsanız kolay kolay zaten bu araçlara bir şey olmuyor arkadaşlar. O yüzden 12 yıl oldukça güzel bir süre. İnşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan çok çok daha uzun süreler bu araçlar kullanılır arkadaşlar. Bir de en önemlisi dördüncü paket olan
Bataryaya verilen garanti süresi var. Zaten bütün milletin kafası burada karışıyor. Batarya konusunda çok doğru bilinen inanılmaz yanlışlar var arkadaşlar. Garantiden önce bununla gireyim mevzuya. İnsanlar zannediyor ki bataryalar tıpkı motor gibi bir yerden sonra ölüyor ve aracın en pahalı parçası batarya olduğu için de o öldükten sonra biz neredeyse bir araba daha parası verip o bataryayı yenilemek zorunda kalıyoruz gibi bir algı var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu kafanızdan çıkarın. Sizin batarya dediğiniz şey öyle tamamen ölecek bir şey, çöp olacak bir şey değil arkadaşlar. Elektrikli araçlardaki batarya dediğimiz şey öyle tek parçadan oluşan bir şey değil arkadaşlar. Bu bildiğiniz küçük piller yok mu? Ya da biraz daha büyük piller, artık ne geliyorsa aklınıza. Bu pillerin 10 tanesinin, 100 tanesinin, 1000 tanesinin, belki milyon tanesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir hafıza, elektrik depolama hafızası. Nasıl ki bazen şarjlı piller oluyor, evde alıyorsunuz, bittikçe şarja takıp yeni pil almaya gerek olmadan tekrar onu kullanabiliyorsunuz. Bu da aynı mantıkla çalışıyor ve içerisinde parça parça bir sürü pil var. Parça parça bir sürü bölüm var. Yani bataryanın çöp olması diye bir durum söz konusu değil. Ne olur? Bataryaların içerisindeki pillerin bazıları diğerlerinden daha çabuk ömrünü tamamlar ve otomatik olarak aracın %100'lük doluluk oranıyla vereceği menzilde kısalmalar yaşanabilir. Atıyorum 500 kilometrelik menzil 400 kilometrelere, 350 kilometrelere düşebilir. Ve böyle bir durumla karşılaşıldığında bütün batarya paketi komple çöpe atılmaz. Sadece arızalı olan ya da ömrünü tamamlayan piller bulunur. Onların olduğu bölüm artık ne kadarı kurtarılabiliyorsa değiştirilir ve yerine yenisi takılıp yine %100'lük şarjla ulaşılabilecek en yüksek menzili size vaat eder halde araç size teslim edilir. Yani arkadaşlar batarya bozuldu diye komple aracı çöpe atmak diye bir şey yok. Bir daha araba parası harcamak diye bir şey yok. Üzerine zaten elektrikli otomobillerin bataryalarına en az garanti veren marka yine 7-8 yıl garanti veriyordur arkadaşlar. Yani 10 yılı aşan sürelerde garanti verenler bile var elektrikli otomobillerin bataryalarına. Yani bu sistemler öyle sizin demeyeyim de genelleme yapmayayım. Bazılarının düşündüğü gibi bir anda çöp olacak sistemler değil. Tekrar söylüyorum. Bloklar halinde düşünün. O içerideki bloklardan bir tanesi bozuluyor. O bloğu çıkarıp yerine yeni blok koyuluyor. Böyle bir şey bu. Yoksa oradaki 120 tane blok bir anda çöpe gitmiyor bir tanesi bozuldu diye. Garanti süresi burada evet önemli ama Allah göstermesin garanti süresi dolduktan sonra bir sıkıntı olduğunda yine çok büyük masraflar karşımıza çıkmayacaktır. Çünkü sadece bozuk olan ya da ömrünü tamamlamış olan kısım değiştirilecek. Ama yine de garanti önemli. Garanti süresi ne kadar derseniz TOGG'da hemen söyleyelim. Arkadaşlar TOGG'un batarya konusunda verdiği garanti süresi tam 8 yıl. 8 yıl az bir süre değil ama burada şöyle de bir şey var akla gelen. Bugünün teknolojisi elektrikli otomobiller için henüz yeni ama ileride eski olacak bir teknoloji. Ne demek bu? Bugün 500 kilometre giden TOGG belki 10 sene sonraki versiyonuyla batarya paketiyle satışa sunulduğunda 1000 kilometre gidecek belki. Soru şu, biz o zaman bu batarya paketini bundan çıkartıp yerine o uzun menzilliği koydurtabilir miyiz? Şu andaki teknolojide bunu sadece MG markası açıkladı. Dedi ki bizim bir 4'ümüz var, MG 4'ümüz var, C hatchback. Bu aracın menzili 400 km civarında ama siz diyorsanız ki bu menzil bana yetmiyor. O zaman bunun üstüne bir kat daha batarya atıyoruz ve aracın menzilini 800-900 km'lere çıkartıyoruz. Ama tamamen bataryaları çıkartıp değiştirip de yenisini koyup size veriyoruz demediler. Dikkat edin. Üstüne bir kat daha batarya parası veriyorsunuz. Onu ekletiyoruz ve aracı iki kat menzille kullanabiliyorsunuz. Yarın öbür gün ne olur? Teknoloji nedenle değişir? Bu bataryalar araçtan çıkartılıp komple yerine çok daha az yer kaplayan, çok daha hafif ve çok daha fazla menzile sahip, çok daha fazla yol kat edebilen yeni sistemler gelirse onları koyabilir miyiz? O bugünün konusu değil. Çünkü şu anda öyle bir sistem henüz dünyada yok. Bana bu konuyla ilgili çok soru geldiği için bunu söyleme gereği duydum arkadaşlar. Ama garanti süresi TOGG tarafından bataryaya 8 yıl olarak verilmiş durumda ve bu sürede bence oldukça yeterli arkadaşlar. Bu arada TOGG'a ne kadar başvuru var onu da söyleyeyim. 100 bini geçmişti biliyorsunuz birkaç gün önce. Şu anda hemen hemen 12 bin adetlik teslim edilecek araç sayısının 10 katına ulaşmış durumda arkadaşlar. TOGG'a yapılan ön sipariş, verilen ön sipariş yani kuraya girmek için talepte bulunanların sayısı 120 bini aşmış durumda. Zaten ben 150 binler civarında olacak diye düşünüyorum. Yani 150'yi çok geçecek mi bilmiyorum ama ben 100-150 bin arasında olur diye düşünüyordum. Bir haftada zaten 100 bini dolmuştu biliyorsunuz. Ha bir de unutmadan hemen söyleyeyim. Yarın artık son gün. 27'si yarın son gün. Eğer hala bu araca ön sipariş vermediyseniz, aklınızda almak varsa lütfen daha fazla beklemeyin. Muhakkak Trumor uygulaması üzerinden ya da internet sitesi üzerinden parayı yatırıp aracınızı konfigüre edip ön siparişe katılıp
kuraya girmeye hak kazanın arkadaşlar. Yoksa bu tren kaçtı mı bir daha 2023'ün sonuna kadar maalesef yakalayamayacağız. 2024 yılında artık hem yeni gelecek olan sedan versiyonla hem de yine bu TOGG T10X'te yeni bir kurayla görüşürüz. Bir de elektrikli otomobilin en çok merak edilen yönlerinden bir tanesi de MTV'sinin ne kadar olacağı. Önceden biliyorsunuz elektrikli otomobillerde MTV yoktu. Belki de bilmiyorsunuz, ben söyleyeyim. Elektrikli otomobillerde MTV olmadığı için o baba çok yüksek hızlara, performanslara çıkan araçlara insanlar bedavaya biniyorlardı. Ama bizim devletimiz hemen dediler ki olmaz. Gelin bir elektrikli otomobil MTV'si ayarlayalım. Aynı beygir gücündeki diğer araçların MTV'si ne kadarsa, fosil yakıtlı araçların, benzinli, dizel, böyle araçların MTV'si ne kadarsa bunların yarısı kadar bir MTV bunlara koyalım. TOGG'un da beygiri biliyorsunuz düşük pakette 218'de ve bunu da hesaplamışlar arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3250 liralık bir MTV'si var ama 6 aylık. Yani senede 2 kere 3250 lira civarında bir parayı ödememiz gerekiyor. 6500 liraya yakın bir parayı TOGG'un MTV'si için ödememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da aklınızın bir köşesinde yer alsın. Bir de bu aracın kaskosu, sigortası ne kadar olacak diye sorular geliyor arkadaşlar. Kasko ile sigorta araca göre değil, şoföre göredir. Eğer siz ilk kez hayatınızda bir araç alıp kasko sigorta yaptıracaksanız oradaki dilimlerin, atıyorum 10 tane dilim var diyelim sigortada, kaskoda, tam ortasından başlarsınız. Siz sonraki sürelerde kaza yaparsanız kötü yönde yükselecek şekilde yukarı gidersiniz. Yani kaskonuzun, sigortanızın fiyatı artar. Eğer kaza yapmazsanız da iyi yönde aşağıya gelirsiniz. Kaskonuzun, sigortanızın fiyatı düşer. 5 yıl boyunca hiç kaza yapmayan bir sürücü en düşük limitten kasko ve sigortasını yaptırır. O yüzden burada aracın değil, sizin kasko sigorta durumunuz çok önemli. Siz hangi basamaktasınız ona bakmanız gerekiyor. Ona göre bir fiyat çıkacaktır karşınıza. Ha bu arada bataryayla ilgili atladığım bir yer var. Sadece 8 yıl değil arkadaşlar. 160 bin kilometre ya da 8 yıl. Hani en başta dedim ya size arkadaşlar, genel garanti durumuna böyle bir seçenek ekletilse çok çok güzel olurdu diye. Onu maalesef bataryaya koymuşlar. Neden maalesef diyorum? Çünkü 8 yılda belki biz 160 bin kilometreden fazla yol yapacağız. Doğal olarak bataryamız garantiden çıkmış olacak. Bu 160 bin kilometre sınırı olmasaydı daha iyiydi. Yani diyorlar ki senede 20 bin kilometreyi geçerseniz 8 yılda olmadan batarya garantiniz bitebilir arkadaşlar. Videoyu burada noktalayacağım. Batarya ile ilgili, garantisi ile ilgili mevzular şimdilik bunlar ama videoyu kapatmadan önce sizlerden yine küçük bir ricada bulunayım. Eski kanalımız yok. Bu kanaldayız. 35-40 bin abonelerdeyiz. Çok daha hızlı büyümek adına kanala abone değilseniz, abone olursanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Bir de Facebook'taki Bay Yeşilbağ sayfamıza, eğer Facebook kullanıyorsanız muhakkak uğrayın. Orada da bizi takip edip oradan bize sorularınızı mesaj yoluyla iletin arkadaşlar Facebook'a. Çok daha çabuk dönüyorum. Onların bildirimleri benim önüme düşüyor. Bütün bildirimler bana geliyor. Oradan çok daha rahat bana ulaşabiliyorsunuz. Bir de Face'te maalesef birkaç yerde gördüm, yanlış Bay Yeşilbağ hesabına gidiyorlar. Çok eskiden kurduğum ve atıl durumda olan bir Bay Yeşilbağ hesabı var, o değil. Ben videonun altına ilk yoruma sabitliyorum linki. O Bay Yeşilbağ hesabına gelip orayı takip edip oradan bana mesajla soru sormanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa diğer taraftan sorarsanız, diğer taraftan yazarsanız onları görmediğim için onları cevaplayamıyorum. Kimse kusura bakmasın bu konuda. Ve Bay Yeşilbağ hani cevaplayacaktın, oradan bize daha çabuk dönecektin, niye dönmedin diyenler varsa bu hatırlatmayı iyi dinlesinler. Bu videonun altındaki ilk yoruma sabitlediğim linkteki Bay Yeşilbağ hesabına gelip orayı takip etsinler arkadaşlar. Siz de eğer Facebook kullanıyorsunuz orayı takip edin. Videoyu burada noktalıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.